Ben geldim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Direkt size bir alışveriş videosuyla karşınıza geldim. Biraz alışverişim çok geç geldi canlarım. Migros'tan sipariş verdim. 10.30 ile 12.30 arasındaydı verdiğim sipariş. Ama şu an hemen saati söylüyorum, saat 2.36. Düşünün, 2.30 diyelim, 2.30'da geldi. Çok yoğunluk varmış, ondan dolayı gecikme yaşanmış. Olsun, sağlık olsun, geç olsun güç olmasın, değil mi? Hiç problem değil, sadece biraz stres yaptım. Ha şimdi gelir, ha şimdi gelir, ha şimdi gelir. Geldi sonunda. Şimdi Migros'tan neler almışım, bakalım bakalım. Haydi videomuza başlayalım yavaştan. Öncelikle yeşillikleri göstereyim sizlere. Bolcana yeşillik aldım. Şöyle bir demet dereotu. Dereotuydu değil mi? Aynen dereotu. Şöyle birazcık dereotu söyledim. Sonra bir bağ maydanoz. Bir bağ semizotu. Şöyle göstereyim sizlere de. Sonra bir bağ roka. Yeşilliklere sardım bu sıra kafayı. Kahvaltıda falan koyarım tabağıma diye. Sonra marul. Marulsuz da olmaz. Çıtırım kokluyor şu an. Ha canım, yiyecek misin sen de yeşillik? Annem, yiyecek misin kuzum? Daha sonra bir kilo da domates. Domates biz tüketiyoruz ya. Bilmiyorum, yaz kış hani tüketiyoruz yani. Birinci poşetimiz bu şekilde bitti. Gelelim ikinci poşetimizde neler varmış. Şöyle 1,5 kilo karnabahar var. Gördüğünüz gibi bugün ne yemek yapsam birazcık kafam karışık. Hangisinde karar kılacağım bilmiyorum. Karnabahar mı yapsam, tavuk mu yapsam diye düşünüyorum. Vallahi bakacağız duruma göre. Karnabaharımız da burada. Daha sonra 1 kilo da brokoli demiştim ama 1 kilo değil bu. Ne kadar? 1 kilo göremedim. Çünkü şeyden görmüştüm. İnternetinden baktığımda gördüm. 600 falandı galiba. Ama hep dökülmüş ha üstleri. Şöyle. Size şu şekilde net göstereyim. Karnabaharımızı aldık. Brokolimizi aldık. 1 kilo patates. Etti sana 6 tane patates çıkmış gördüğünüz gibi. Sonra böyle beklemiyordum bunları ben. Kırmızı lahana söylemiştim. Bir bütün şeklinde gelir diye düşünmüştüm. Bakın nasıl gelmiş. Küçük küçük yollamışlar. Bakın. Çok tatlış değil mi? Çok hoşuma gitti. Minik minik. Geçen de sipariş vermiştim de o zaman büyüğü gelmişti. Bunda böyle. Bakın bir tane daha. Şöyle küçük küçük kırmızı lahanalar. Ama tam bizlik olmuş. İyi olmuş. Mesela bir tanesini şunu salataya kullan yani. Daha güzel bence. Bunu da geri poşetine bağlayayım. Daha sonra 1 kilo soğanımız. Soğanlar da birazcık küçük. Küçük olması iyi olmuş. Bazen çok büyük geliyor soğanlar. Hepsini kullanamıyoruz oluyor. İyi olmuş yani. 1 kilo limon söyledik. Limonu çok fazla tüketiyoruz ya. Böyle ne bileyim domatese, zeytine, peynire her şeye sıkıyoruz. Peynire değil. Hani genellikle çok tüketiyoruz. O yüzden 1 kilo söyledim. Bir de indirimdeydi. Meyve ve sebzeler çok güzel indirime düşmüştü Migros'ta. O yüzden aldım sırf bunları da. Ve avokado. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal. BİM'den avokado aldırmıştım Barış'a. Hala duruyor, yemedim. Birazcık daha beklemesi gerekiyormuş. Yani beklemem gerekiyormuş. Çünkü çok sert, biraz yumuşaması için. BİM'den 15 TL'ydi bir tanesi. Adet fiyatı 15 TL'ydi. Bense 3 tanesini 18 TL'ye aldım Migros'tan. Aradaki farka bakar mısınız? Tamam, BİM'deki biraz daha büyük. Bu biraz daha küçük ama olsun, sonuç itibariyle bence çok çok uygun fiyatı oraya göre kıyaslarsak. Ama bunlar da sert canım, canlarım. Bunlar da sert.
Bayağı sert. Bunlar da beklemesi gerekiyor. Çok çok sert. Yani kessem de bir şey anlamayacağım. İyice bir yumuşasın. Dışarıda bekleteceğim bunları da. İkinci poşetimiz de bitti. Adı var işte poşetlerin. O da bitti. Gelelim üçüncü poşetimize. Üçüncü poşetimizde neler var? 1 kilo biber söyledim. İndirimdeydi diyorum ya. Gerçekten tam fiyatlarını hatırlamıyorum şu anda ama gerçekten güzel bir indirim vardı. O yüzden söyledim. 1 kilo biber. Biberi de zaten biz çok tüketiyoruz. Kahvaltıda bile kesip tabağa koyup yiyorum. Salatada da aynı şekilde. Yemekte de konuluyor. Zaten böyle çok baktım yenecek gibi olmadığında, yani baktım hani 2 gün falan gelmedi. Hemen kesip buzluğa da atıyorum. O da iyi oluyor o yüzden. Daha sonra 1 kilo da salatalık söyledim. 1 kilo kabak söyledim. Kabağı ben çok seviyorum ya. Böyle hele de kızartmasını çok seviyorum. Şu sıralar yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum ama hani Barış'ı da gördünüz zaten yaparken, böyle karışık kızartmaya bayılıyorum ya. Çok seviyorum yani. Ondan dolayı genellikle Barış da kabağı çok sevmiyor. Ben de tam tersi kabağı çok seviyorum. Mesela Barış kabağı sevse kabak yemeği yaparım, şey yaparım, çok beğeniyorum. Yani mücverde birazcık kabağı yedirttiriyorum Barış'a, yoksa yok yani. Kızartmada da böyle arada kaynarsa yoğurtlu, soslu şey şekilde, o zaman götürüyor. Kabağımızı da aldık 1 kilo. Sonra 1 kilo kereviz var gördüğünüz gibi. Ama şöyle 2 tane, yani 2 tane zaten yarım kilosu büyük ihtimal sapıdır. Bu kerevizin saplarından ne yapabilirim? Çöpe dağıtmak istemiyorum. Size bir sorayım dedim. Ben şimdi kerevizi şey yapacağım. Böyle hani yoğurtlu yapılıyor ya. Çok güzel oluyor. Yoğurtlu sarımsaklı. Öyle yapacağım. Zeytinyağı da döküyorsun. Hafif üstüne, çok sevmesem de. Ama bunun da şeyleri, şuraları birazcık zaten çürümüş gibi mi, kurumuş gibi mi, değişik ama bir şey yapılır derseniz yapayım. Yapılmazsa bunu da atacağım mecbur kabuklarına, şeyleri, saplarına. Siz bana onu da yazın size zahmet canlarım. Ona göre değerlendireyim onu ben. Ve geldik son poşetimize. Kollarımdan, bacaklarımdan et kesildi vallahi. Çok kötü hissediyorum kendimi. Yani spor iyi geldi ama birazcık ağır çalıştık bir gün öncesi. Yani dün. Ondan dolayı çok dehşet et kesildi. Bir de kolumuzla hiçbir alakası yok. Farkındayım. çünkü market alışverişi çekiyorum dedim. Kolum acıyor canlarım. Lazerden sonra büyük ihtimal kolum yandı diye düşünüyorum. Pütür 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 oldu. Görünüyor mu? Bekleyin. Şöyle göstereceğim sizlere. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şimdi daha bu rahatlamış hali. Çünkü hametan sürdüm ve pantol kaşıntı derici krem sürdüm. Öylelikle rahatladı. Fotoğrafını çekip yapan kıza attım zaten. Hemen cevap verdi sağ olsun. Dedi hani normal, bir hafta sürebilir bu. Krem sür dedi. Öylelikle sürüyorum. Burası da sızlıyor yani. Sızlıyor ve kaşınıyor çok kötü. Böyle lazere giden, başına gelen biri varsa, yazarsa çok sevinirim. Bu daha geçmiş hali yani. Konumuzla alakalı olmayan bilgiyi de verdikten sonra devam edelim canlarım. Son poşetimizdi. Aynen, yok bir tane daha var, onu da göstereceğim. Evet, abur cubur olarak görürseniz tek aldığım çekirdek. Bu da 10 TL'ydi. BİM'e göre daha uygun diye alayım dedim. Barış genellikle çok tüketiyor. Ben de yiyorum yani arada. Daha sonra en büyük parçalarımızdan birisi de, onu da hemen açayım. Tabii ki de bulaşık deterjanı. Bulaşık tableti aldım. Finish, Quantum, Power Bell diyor. Hepsi bir arada. 58 tablet canlar bu. Geçenlerde de hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O zamanlar çalışıyordum. Çalışırken artık kaç ay öncesi almıştım bilmiyorum ama size gösterip söylemiştim. Demiştim ki hani indirime düşmüştü diye. Normal fiyatı 260 TL. Ben 160 TL'ye aldım. İndirime girdi. %38 indirim vardı.
Öylelikle aldım zaten, o da yani o günkü aldığım paketten de ya iki tane ya üç tane kaldı içinde. Bitmek üzereydi, hemen bunu aldım. Bu tabletler de o kadar pahalanmış, o kadar pahalanmış ki gördüm şok oldum yani. 500'e bile çıkıyor yani, 500'e doğru gidiyor. Bakalım bunu daha kullanalım. Hala çoğalırsa fiyatlar elimizde yıkarız. Ne yapalım? Elde de gidiyor deterjan, illaki gidiyor da. Allah yardımcımız olsun. Daha sonra maden suyu aldım bir paket. Bunun hakkında da şunu söylemek istiyorum. Maden sularına da zam gelmiş. Hatırlıyorsunuzdur belki BİM'den alışveriş yapanlar falan 17,5 TL'ydi. Yani ondan daha uygundu da sonradan 17,5 TL olmuştu. Şimdi tekrardan zam gelmiş. Sırma 21,5 olmuş. Kızılay'da 18,5 olmuş. Galiba yanlış, tam hatırlamıyorsun ama 21,5 sırma. Çok iyi hatırlıyorum onu. Ben de Kızılay aldım. Kızılay daha uygun, sırma daha çok fırlamış. Yani bir maden suyumuz bile artık 20'yi geçmiş canlarım. Ama Barış çok tüketiyor. Midesi Barış'ın genellikle çok yandığı için ben pek içmiyorum. Bir tane böyle canım çok nadir isterse içiyorum. Barış daha fazla tüketiyor. Midesi için rahatlatıyor onu. Ondan alıyoruz yani. Yapabilecek bir şey yok. Mecbur alınacak şeyler. Şurada gereksiz bir şey almışsın diyeceğiniz hiçbir şey yok yani. Gereksiz hiçbir şey almadım. Hepsi yenilecek, içilecek şeyler. Gereksiz olarak görürseniz ancak bunu görürsünüz. Ama bu da gereksiz değil bence. O da gerekli, gerektiğinde yani. Neyse devam edelim, devam edelim. Şimdi gereksiz şey çıkıyormuş. Evet, burada ne var? Burada da tam 750 gram Banvit'in pirinç bagetini aldım şu şekilde. Bu da fiyatı 35 TL'ydi. Çok çok uygun değil mi? Bence çok uygun. 35 TL'ye bunu aldım yani. Belki direkt bunu da kızartabilirim. Yanına bir pirinç pilavı yapabilirim. Bulgurum kalmadı. Keşke bulgur da söyleyeydim. Ama neyse bir şey olmaz. Bunu kızartayım ya, olmazsa yemek olarak. Yana da pirinç pilavı dediğim gibi. Bir de salata yaparım. Al, menü çıktı. Allah bir bereket versin. Yeter ki olsun. Kız! Senin ağacının burnunu yiyeyim ben şimdi. Senin ağacının burnunu yiyeyim. Güzel kızım benim ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Ben bunu çok seviyorum ablaları. Bunu ben çok seviyorum. Kurban olurum senin yaradana. Oh! Mis kokulum. Güzel kızım. Gel piş piş yapalım hadi. Piş piş piş. Hayır, istemiyor, utandı. Siz varsınız ya, utandı utandı canlarım. Şarjım bitiyor bu arada, %15 diye bildirim geldi. Neyse devam edelim. Ve daha sonra kendisini çok seviyorum ama artık çok pahalanmış. Bir daha alır mıyım bilmiyorum ama Pınar'ın aç bitiri. Çok güzel oluyor bak. Ben Pınar hariç ve aç bitir bu hariç başka salam yiyemiyorum. Çok zor yani. Yesem de midem bulanıyor. Bir ara Osman abinin o evde kalırken şey alıyorduk. Tombik miydi o ya? Bilmiyorum. Uzun salamlardan almıştık. Bir müddet yemiştim yani ama sonradan beyazlıklarını görüyorum. Bir şeylerini görüyorum. Hemen midem bulanıveriyor benim. Yani bunu çok seviyorum ama bunu da çok sık tükettim mi sevmiyorum. Ben de bunu çok nadir alıyorum. Çıtır poşetten çık anneciğim. Poşet hastası seni. Popişine popişine vururum senin bak. Ben iki paket aldım. 11 TL, 11,90 mı? 12 TL olmuş. Ama bu büyük dilim olanlardan. Şöyle büyük dilim olanlardan. İki paket aldım. Kahvaltılarımda koyarım güzel olur diye. Hindi salam incecik. Çok lezzetli diyor. Bunları aldım. Daha sonra şu da indirime düşmüş. Merakımdan aldım sırf. Nasıl bir şey bilmiyorum. Hiç de denemedim. Lezita'nın yine. Sadece Migros'taymış. Izgara dilimli pirinç fileto. Fileto. Evet, doğru söyledim. Böyle bir şey bu. Şöyle yakınlaştırayım birazcık daha. Belki yediniz mi yemediniz mi bundan bilmiyorum. İlk defa aldım. Sosu içindeymiş bu arada. Sweet chili diye bir şey var. Sosu içinde diyor. Sosu aç diyor. Filetoları ısıtıp sosla iyice harmanla makarnanın, salatanın üzerinde afiyetle ye diyor. Güzel fikir. Acaba yapsam Barış yer mi ki? Barış da böyle pek şeyleri sevmez ya. Hani bir makarna yapsam. Bunu da soslayıp makarnanın üstüne döksem. Yer mi ki?
Yani bilemedim. Bunu da dediğim gibi ilk defa aldım. 18 TL falandı galiba. Belki daha uygundu. Bilmem. Bakarız duruma göre. Bunu da şuraya koyalım. Evet, bu poşetimiz de bitti. Son olarak göstereceğim alışverişimden parça. Size hemen şuradan aldım. Şuraya koydum size. Evet, son göstereceğim parça da canlar. Yumurta. 65 lira. 30'lu aldım. 30 adet beyaz yumurta, orta boy yumurta diyor. M bedenmiş yani. Bir de narçı falan da var ya, ben M olanını aldım. Larç olanın daha fiyatı artıyor tabii ki de. Bunda bu sefer bili 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 diyemeyeceğim. Çünkü bu sefer bili bili değil. Ne bu? Yumurtacım. Yumurtacım aldık. Bu sıra yumurta yemeği fazlalaştırdım. 2, 4, 5 tane. Yani günlük 2 tane yedim. 2 gün, 3 gün boyunca 2 tane yedim kahvaltıda. Bugün bir adet yumurtaya düşürdüm. Birazcık tekrardan midem bulanıyor gibi oldu diye. Yumurta aldım işte. Yumurtalı tüketmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar canlarım. Alışverişimiz bu kadar. Bu gördüğünüz alışverişlerim 550 TL tuttu. Allah'ım bin bereket versin. Her zaman söylediğim gibi Allah'ım olmayanlara da versin, nasip etsin inşallah. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Herkese alım gücü versin Rabbim. Bu şekilde canlarım, hep günlük vlog çekiyordum. Bu sefer de sizlere alışveriş videosu çekeyim dedim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben severek videomu çektim. Alışveriş videolarını falan seviyorum ben zaten. Hani çekmeyi de, izlemeyi de, alışverişte kim ne almış falan böyle merak ediyorum, bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Değil mi anneciğim? Hadi gel vedalaşalım ablalarla. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Tombişim, tombişim. İyice kilo aldı bu da, değil mi? Buraya bak. Nasıl, keyfin yerinde mi? Ne gördün? Ne gördün oradan? Bak bak bak, camda ne var? Burnunu yerim. Burnunu yerim. Hadi tamam in. Hepiniz, şu kolumu da bu yüzden açtım. Kapatmayayım, sürtündükçe acıyor biliyorsunuz mu? Ondan açık bırakıyorum şu şekilde hava alsın diye. Neyse, aman öf, konuyu uzattıkça uzatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı, bol bol da yorum yapmayı unutmayın.